Simülasyon Tuk'tan herkese merhaba. Fishing Penalty'nin 4. bölümündeyiz. Artık büyük gemiye geçtik. Hatta oynadım. Her şeyi gördüm. Yine farklı bir olaya girdik. Yani daha yavaş gidiyor. Daha yavaş bir kontrolü var. Daha büyük tonajı falan. Yükseltmeleri falan yaptım. Güzel. Yani aşama aşama böyle zorlukların yaşanması, daha yavaş ağ atmanız falan, dengeyi daha zor sağlamanız ve işçilere artık daha ihtiyaç duymanız ve yine bunu planlı olarak yapmanız gerekiyor daha iyi bir şekilde oynayabilmek için. Hani böyle böyle oyun diğer gemilerde acaba neler olacak diye merak ediyor insan. Mesela şimdi bu limana girelim. Zaten şey yaptım. Tekrar bu balıkla satalım. Hani birkaç yağ attım gittim. Biraz plansızlık oldu. İstiflemeden, kesmeden, makineden biraz şimdi onları yapıyor işçiler. Öncelikle ben işte burada keşfettim. Buralara gittim filan. İşte 2-3 saat sürdü bu böyle. Geri gelirken bir iş aldım. İşte zaten giderken kitap okuyordum. Kitabı bitirdim. Oyun hala hani hala şeydeydi. Bu aşağı indim sonra en son. Buzullar falan var aşağıda. Oraya çarptığınızda bu buzullarda hasar görüyorsunuz falan. Limandan zaten aldık. 34 fit uzunluğunda bir gemi. Yani eski gemiyle aynı, tekneyle aynı uzunluğa sahip. İşte yıllık 700 bin kilo kotası var. 574 HP yaptım. Upgrade ettim zaten. Ama en fazla 10 knot'la gidiyor. Zaten burada da maksimumuz 11.5 knot olarak belirtilmiş durumda. 20 tane şey alabilirmişiz, ağ alabilirmişiz ve işte 10.000 uzunlukta olabilirmiş, 10.000 kancalı olabilirmiş. O zaten iki farklı şey, yine ağ, ya isterseniz ağla avlayın ya da bu kancalı sistemle avlayın fark etmiyor. 3 kişilik bir mürettebat var. Ben hariç. Yani 3 kişi şu an işçi aldım ben. Ondan sonra özellikler şöyle, upgrade ettim. Bunlar çok pahalı şeyler ve para azaldı gördüğünüz gibi. Çalışmamız gerekiyor yani. Bir sonraki gemi için 250 km daha gitmem lazım. Bu da bu hızda yani bu yavaşlıkta bir gemiyle çok çalışmamız gerekiyor ki hafta sonu bir yayın düşünüyorum artık. Şubat ayına girdik zaten sayılır. Radarları yükselttim. Otomatik balık kesme makinesi ekledim. Buna bir işçi veriyorsun. O kesiyor sonra. Dondurucu şu an eklememişim. Bunu da 100 kron karşılığında ekleyeyim. Buna da bir işçi koyacağız. Aslan Reis yaptık adını. Şimdi çıkalım buradan. Evet, dondurucu şeyine de koyduk. Balıkları yine böyle daha da bir uzun bir şekilde. Ya şimdi böyle olunca adamların yetenekleri önemli. Buna zaten bu soldaki 65 olanlar toplam seviye şeymiş. Yetenek seviyesiymiş. Yani gün değil ya da işte yaş da değilmiş. Ondan sonra işte bunları böyle taşıyorsunuz da bu dinleniyor şu an. Mesela buna yaparsak dondurucuya ne olur? Bu tekrar balıkları dondurur. Ama daha bir şey yapmadı. Benim attığım ağlar var. Şimdi giderken yine bir daha ağ atacağız. 165 metrelikle 120 metrelik falan. Bu şekilde devam edeceğiz. Gemi yavaş dönüyor. Yani kontrolü çok değişti yine. Keyif veriyor ama işte dediğim gibi bazı gemi kontrolleri şu an yok. Kokpite gelecek olursak böyle bir kokpit var. Kaptan köşkü diyelim. Bunlar çalışmıyor bu göstergeler ama öyle konulmuş. Bunlar ışıklar zaten. Hızımız falan, yakıt durumumuz. Bu akşam oldu bu arada. Çalışma ışıklarımız, arama ışıklarımız, bu zaten haritamız, sonar cihazımız, telsizimiz, yine aynı şekilde bu ekibi yönetiyorsunuz bununla. Bu dürbün falan şu an var ama çalışmıyor. Bu joystickle gemiyi kullanıyoruz galiba. Klavyemiz var, yine pusulamız var. Bu şekilde gemiden kalktığımız zaten yine burada fotoğrafta geminin orijinal resmini görebiliyorsunuz. Tabii orada dalgalar çok güzel duruyor ve hani normalde daha da dalga varmış ama oyunda şu an öyle şeyler pek yok. Hani çarpmalar, su efektleri falan yok. Ama bu sabah zaten oyuna büyük bir güncelleme geldi. 404 MB boyutunda otokayıt eklenmiş falan. Güzel. İşte dur bir dakika. Aşağı indik yok diye biliyordum da güzel. Bu Karen mıydı adı? Bilmiyorum. Hani burada istifliyorlar, burada ağları çekiyorlar, burada kesiyorlar. Otomatik kesme makinesi. Burada istifleme şeyleri falan var. Dondurucumuz bu galiba, burada toplanan balıklar aynen. Güzel, güzel, hoş. İniliyormuş yani buraya. Oraya bir tıklamamıştım ben. Güzel. Güzel. Diğerlerini daha da işte gördüğünüz gibi şeyler olabiliyor. Özellikler göreceğiz. Şimdi biz ağları toplamaya gidelim. Onlar da zaten işlerini bitirir. Bu ağları hani çok geçmeden geçti. Şimdi
donduruluyor bir de onlar, görüyor musun? Bak çalışıyor, bir de var olan balıklar donduruluyor. Ya bu istifleme olayı falan satışa hazır hale getiriliyor. Şu an çok güzel görünüyor değil mi oyun? Yani balıklara bakalım. Buradan gitmiş balıklar. Topladık zaten. Zaman geçti baya. Neyse atacağız. Redfish. Tüm türlerin olduğu yerler buralarıymış. Kod. Kod burada. Hani bu oraya kod atarız da bunları bir toplayalım önce ya. Bu bir şey yapmıyor şu an. Kesmiyor. Bu dinlensin o zaman. Bu istifliyordu ama şimdi istifleme olayı bitti. Donduruyoruz sürekli. Direkt. Bir kısmı istiflendi zaten, bunların rengini falan ayrı olarak gösteriyor. Balık kotasını da yine burada görebiliyoruz zaten. Böyle yani, sonar cihazımız zaten daha da geliştiği için hani keşfederken daha fazla alanı tarayacağız. Şu mesela bunların ikisini buraya koymak zorundayız çekerken. Ondan sonra dolunca kesmeye vereceğiz birisini, sonra dondurmaya falan, istiflemeye. Öyle öyle değişiyor. İkisini buraya koymazsanız almıyor gerçekten. Mesela şu an zaten bir yavaşlamam lazım. Giderken mesela ağ atarken çok diğerine göre çok daha yavaş gitmeniz gerekiyor. Birini atla falan gidiyorum. Çok yavaş hareket ediyorum. Aksi halde çok sağa sola savuruyor falan gemiyi. Ağ atıyorsun sonuçta. O da orada da bir gerçekçilik başlıyor yani oyunda. Ya yani oyun çok böyle oynayabileceğiniz, çok zaman harcayabileceğiniz özelliklere sahip. Yani 1,5 hafta kadar bir süre var. Çıkışına 7 Şubat'ta çıkacak. Şu an oyun sürümü 0,99. Gelene kadar herhalde bir sürü şey düzeltilecek. Bu azalıyor gördüğünüz gibi hep. Kesilmiş balıkları donduruyor. Bunlar şu an balıkları alıyorlar. Tabii ben bunu düzgün attım, bu ağı düzgün attım. Bunları düzgün attım. Diğerlerine çok hasar vermiştim önceki oynanışımda. Şu an bir sıkıntı yok. Hatta isterseniz onunla yana gidebiliriz. Tabii kaptan işi sadece burada durmak aslında. Kamera yok oraya izleyebileceğimiz, hani Little Siege Alaskan Sultan'da var ya, o yüzden. Evet, tamam. Yukarı gidelim biz tekrar. Yavaş gidiyor lan çok adam. Tamam. Bunlar şimdi bunları machine cutting, yani bu makinede kesme yeteneklerini zaten buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yüksekmiş, bunun da yüksekmiş. Bu tamam, bunu verelim. Şimdi makinede bunları kesecek. Hatta yok, biz diğer ağı da toplayalım ondan sonra. İyi bari ya, şey olmadı. Yani turuncu olduğunda kaçırıyordu ya, toplamıyor diye, o yüzden endişelendim. Ama gemi dolacak ya. Mesela dondurma şey bitti. 7810 kilo donduruldu. Satışa hazır durumda. Şimdi dondurma tabii ki de doğal olarak hani balığın ömrünü belki uzatıyordur, daha yavaş şey oluyordur. Bir faydası var hani, gerçekte olan faydası var yani oyunda. Özelliklerle işte görürsün, bir sürü şey geliyor. Bir sonraki gemide daha fazla işçi alacağız, daha fazla şeye atayacağız filan. Bunlarla uğraşmanız lazım. Bunların dinlenme oranlarını dikkate almanız gerekiyor yani. Yoksa ipin ucu kaçıyor yani. Artık biraz o şeyler ciddi durmak lazım. Bir önceki teknede böyle gidiyorduk, geliyorduk, hiçbir şey olmuyordu. Yorulmuyordu insanlar. Bir atıyorduk, sonra gidiyorduk, tekrar geliyorduk. Şimdi bunda sıkıntı oluyor ve 20 tonluk bir kapasitesi var. 10 ton ekledi mesela, almadı. 16 tondu. 4 tondayken yani o para boşuna gitti şimdi. Orada bir dengesizlik var. Tekrar ağları çekiyor. Sesler bazen işte böyle kesilebilir ama onlar düzeltilir ya. Yani motor sesi anında kapanıyor. Onu boşta çalışmaya devam etmesi lazım durup. Bir de orada makinede sesler işte eksik kalabiliyor da neyse. Kar yağışına falan denk gelmiştim yine. Yunuslar var. Gidiyorlar şu an. Aynen. Bu her yerde denk gelebiliyor ya. Çok güzel. Ama zıplamıyorlar, böyle şey olmuyor yani. Sadece gidiyorlar. Yani Yunus diye gördüm an öyle duruyordu ama balina falan demeyelim yani, balina şimdi. Var ya, onlar Yunus yani. Sürü halinde gidiyorlar. Doldu gene. Tamam, makine kessin. Tabii ağ atmadık. Ağ atmak için buradan geri döneceğiz. Ağ atacağım.
düzgün bir şekilde. Bu attığım, bunlar ne böyle? Benim attığım daha önceki şeyler ya, ağlar galiba. Topladım ben ama. Balıklar burada görüyorsun sonarda. 150 metre derinlik var. Karanlık tabii, karanlık başka oldu ya, kokpitten bakınca acayip duruyor. Performans da böyle değişiyor da yani, çok GPU çok şiddetli kullanıyor şu an oyun. Yani %100 kullanıyor, öyle diyeyim. Yani optimizasyon falan iyi derken hani şu an gördüğümüz kadarıyla yani iyi, ama hani bunun tabi ekran kartındaki şeyini bir şey diyemem, ama yani arkada demek çalışılıyor hala yani, sonuç oyun çıkmadı. Biz canlı yayında bunu sonra bu hafta bitiririz yani, bir sonraki gemiye geçeriz. İyi de yapmıyorum yani, baştan sona emek içeren bir profil oldu bu, satarım isteyene. Yani harbiden 2 saat 3 saat git, 5 saat öyle kilometreyi ye. Sırf videoda şey olsun diye. Biraz yavaşlayalım şimdi. 120 metrelik atacağım. Yok ya, ben şey atayım en iyisi. 165 metrelik. Şu an bak çok hızlı olduğunda gemi salandı. Aa bak, bu animasyon şimdi bak çalışıyor. Bazen çalışmıyor işte, sıkıntı bu. Yani bazen çalışmıyor bu şey. Gemi de ağır olunca mı oluyor? Dalgalı falan hiç atamazsınız ha, söyleyeyim. Durgun havada atıyor. Bak şu an dalga var, ondan böyle biraz sallıyor beni. Otomatik pilotla bunları aslında çözebiliyorlar da. Şimdi yani dediğim gibi bazı gemi kontrolleri eksik. Demir atamıyorsunuz, çapayı atamıyorsunuz. Ondan sonra ne vardı? Böyle bow stick vardı, böyle sağa sola gemiyi döndürüyordunuz ya, önde bir böyle sağa gitmek isterseniz döndürüyordunuz falan. Daha kolay dönüyordu, yanaşıyordunuz. Şu an böyle hemen hızlandı. Aa da animasyon falan düzeldi mi bilmiyorum. Güncelleme gelmedi. Yeni de yani takılıyor bazen işte. Ya da çok yavaş gitmemiz gerekiyor ağ atarken. Belki de ondan çıkmadı. Ama bir sürü böyle hatalar düzeltiliyor zaten ya. İşte ağ dengeyi bozuyor, onu da söyle hani. Sonuçta ağ atıyorsun suyun içine. Ve burada dümeni göremediğimiz için biraz sıkıntı oluyor, onu da söyleyeyim. Tabi buradan yaparsan da yine göremiyorsun dümeni. Ne fark eder? Şimdi diğer tarafta şey yapıyorsunuz hani, görüyorsunuz ya dümeni. Bak şu an gitti ha. Biraz daha kalsa orada sıkıntı olacak. Diğer bundan sonraki gemide biliyorsunuz skanmar cihazları var, sonar cihazları var, hani derinliğini falan ayarlıyorsunuz. Ona göre atıyorsunuz. Popülasyonu falan ölçüyorsunuz. Hangi balık türü var aşağıda. Geç onları şu anda görebiliyoruz da. Orada nasıl bir teknik olacak göreceğiz ya aldığımızda. Ya belki sürpriz kaçıyordur bazı şeylerin ama yani böyle işte oyun. 2 hafta önce 3 hafta önce vermek çok biraz mantıksız geliyor. Şu an mesela oyun gelseymiş daha iyi bir durumda olurmuş. Yani daha iyi olurdu en azından. Zaten haberleri yoktu Astrogon'un dağıttığından. Sonradan haberleri olmuş. Şaşırmışlar zaten onlar da. Sonra bana da gönderdiler işte. Evet. Bir daha atalım mı? Yok. Doldu zaten. Bir sonraki şeyde yaparım. Hadi gidelim. Yağmur efektleri, yağmur artık içeri gelmiyor. Onu çözdüler galiba. FPS'i de gördünüz gibi hani biraz düşebiliyor, burada 40 olabiliyor da.
Çünkü bir kısmı kesilmiş, bir kısmı dondurulmuş, bir kısmı istiflenmiş balıkların. Acayip bir satış yapacağız burada. Geminin tasarımı biraz garip ya. Diğerleri daha iyi. Daha uzun zaten de. 95 fit falan. Bu yani güzel gidiyor önden. Arkada hemen kesmişler böyle. Bir garip olmuş. Bakayım her şey bitti mi? Hala istifle donduruyor bunları. Şimdi bunları tamam satmayacağız zaten. Birkaç saat böyle 5 saat hatta onları yeni attık zaten 24 saat atalım. Bu sıkıntı. Evet, tamam. Şimdi stack olacak ha, bir de stack olacak. Dur, onu da yapalım o zaman. İstifleme kimde daha iyiydi? Bundaydı. Böyle parça parça bir sürü para kazandım ama şu an net olarak şey işte göremiyorum. Bir sürü para kazanamıyorum. Para miktarım arttı da. Hani tam şey yapamadığımız için. Neyse, gidelim. Mesela burada ben ızımı tam orada görüyorum da yani diğer göstergeler yok. O yüzden kokpitten pek yok. Burada görünüyor gerçi de. Işık çok parlıyor orada ondan. Güzel bir manzara var değil mi şu an? İyi yani. Sigorta yaptırmadım yalnız gemiye. Tabi bunlar yine turuncu oldu. Ve kırmızı oldular. Ve dalga var. Oo ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Büyük geminin bir sallanması bir acayip oldu ha. Baksana. Ya şu arka tarafa bakmak istemiyorum. Valla. Of 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 of. Beş ton bir yükümüz var. 5 tonluk bir balık var şu an. İstiflenmiş durumda. Evet geçin kızlar. Yok, diğerine gideceğiz. Burada bir kamera olması lazım ya sağ tarafı izleyebileceğimiz.
ya da göz kararınca. Little Sketch'te öyle şeyler vardı ya, kornaya basıyordun yani sirene. Bırakıyorlardı o şeyleri. Aldı. Hemen de stop etti ya gemi. Bozulacak böyle böyle. Uf, nasıl alınıyor lan? Düşmeyelim de. Dalgalara bak ya. Ya temelde bir şeyler yapılmış da işte son halini görünce beğeniriz. Kaptan tamam mı? Tamam. Şimdi meşin. Aynen. Sen bunları kes. Sen de dondur. Sen de istifle reis. Hadi gidiyoruz. Böyle zaten gidilmez yani. Baksana çok saçma oluyor, baksana. Pervaneye bak. Oğlum geminin içi su aldı lan. Nasıl gidiş? Dalgalar malgalar hiç yani. Evet, balıklar istiflenmiş durumda. Donduruldu, istiflendi. Böyle büyük bir iş yapıyoruz artık. Hani her şey kurallarına göre. Nasılsa modern yöntemler, teknikler, onu kullanıyoruz. Fishing Benesi'nin 4. bölümü böyleydi. Böyle bir sürü yeni şey gördük sayılır. Diğer kancalı sistemle de toplayabiliriz ama biraz eski usul oluyor gibi. Ama denemekte fayda var. Evet. Evet, durduk, ne cancel lan? Sen dedik, sattık. 251 bin kron oldu. Yıllık zaten aylık kredim 200 bin kron. Onu karşılıyorum zaten. Evet, olay bu. Yakıt dolduracağız. İşçilerin maaşı zaten her gidişimizde kesiliyor. Böyle. Hasan Reis valla yardırıyor. Yani paraya para demiyoruz yine. 1 milyon kron oldu. Bir sonraki gemi için şöyle bakalım ne kadar kilometre gitmemiz gerekiyor. 243, ne güzel ne güzel. Ama alacağız bunu. Bu hafta mutlaka ayıracağız. Arkaya bak. Enfes duruyor şu an. Vinçler. Buna bir sürü bir para harcamamız gerekecek. Teknesi bile, o bot bile var yani. Ha. Güzel. Bunu ayarlayacağız. Alacağız. Sana zaten Hermes'e geçeceğiz. Bununla zaten artık. Bu 227 fitmiş, tamam. 95 fit hangisiydi ya? Ben öyle attım onu. Sandım 95. Ya, kredi çekebiliyor zaten. Sıkıntı yok. Kredi çekemiyoruz. O kadar kredi çekersen tabii biraz daha para kazanman lazım. Borcumuz zaten var. Yani şu an paramız yani, evet. Çalışacağız. Bununla çok çalışmamız gerekiyor. Yayın yapmamız gerekiyor. Canlı yayından önce oynarız. Neyse, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.